Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Redmi Note 9 Pro'yu inceleyeceğiz. Xiaomi Redmi Note 9 Pro'nun 64 milyon megapiksel quad kamerasını inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi resimlerimiz bunlar. Görüyorsunuz. fotoğraf çekmek isteyenlere özenenlere şu tavsiyeyi bul şu tavsiyede bulunacağım ben eski bir fotoğrafçı olarak Işık ne kadar bolsa arkadaşlar o kadar güzel resim çıkar Işık yoksa resmi kesinlikle beğenmezsiniz Mesela burada makro çekimi bir çekim yaptım ama 64 milyon megapiksel quad kamerayı kullandım gördüğünüz gibi bazı yerleri netledi. Bazı yerleri netlemedi. Bu autofokus dediğimiz bir olaydır. İster kendiniz burayı netlersiniz, ister makineye bırakırsınız. Arka taraf netsiz göründüğü gibi ve görüyorsunuz ne kadar net çekmiş. Full büyüyor. Bakın Photoshop yetmedi bile şu an <laughs> büyütmeye. Öyle söyleyeyim. Piksellerin içine girdi. Demek istediğim olay şu aslında. Normalde siz bunu yani nerede kullanacaksınız, bir yerde kullanmayabilirsiniz, öyle söyleyeyim. Bunun imajına bir bakalım. Şöyle bir imajına bakalım şunun. Ee, görüntü görüntü boyutuna bakacağız. Evet bakın görüntü boyutu 327 santime 244 yani bir poster yaptırdığınızı düşünün. 327 santim 244 poster yaptığınızda 72 dpi ya çözünürlükte pikselde 9280 piksel, piksel 6944 piksel yaptırdığınızda bu bir reklam panosu olarak raflara girebilir. Yani raflara dediğim reklam panosu olarak satılabilir. Atıyorum işte bir pastaneye bu satılabilir böyle bu şekilde baskı yapılarak. Gördüğünüz gibi burada derinlemesine bir giriş yapalım. Bakın Bakın ne kadar uzaktayım halbuki. Bakın tabela gözükecek neredeyse. Şimdi daha çok örneklerim var. O yüzden siliyorum. Bir de bunu flashlı denedim. Aynı resmi. Bakın flashlı daha parlak oldu. Yansıttığı için ışığı bir kalite farkı yok yalnız. Gene aynı. Bakın burada güneşli bir ortam. Burada bir un fabrikası var eski. Görebildiniz mi? Görmeniz mümkün değil. Hemen büyütüyorum. İşte. Gördünüz mü arkadaşlar? Un fabrikası. Yani eski dijital fotoğrafçılığa bakıyorum. Gerçekten çok güzel. Bakın arabalar bile gösteriyor. Ve inanılmaz net ortam resmi çekiyor. Yani 64 milyon megapikseli hak ediyor bence. Ben resim için almadım ama hazır almışken testinde yaptım. Gene burada sonbahar, yeşil, sarı ve hafif yeşil sarım trak olan gri şey üstünde kaldırım ve yol taşının üstünde yapraklar. Bakın ne kadar net. görüyor musunuz? Ne kadar net. Gölgeye bakalım. Özellikle bu estanteneyi e, çekmek istedim size. Şöyle bakın. Tam ışıkla gölge arasındaki fark. O yüzden ne olursa olsun ışıkta çekin resimleri. Hani şeyleri azalacağını inşallah Muhammed Resulullah. Normalde ışıkta çekmezseniz resimleri arkadaşlar kesinlikle iyi çıkmaz. Evet arkadaşlar sonbaharın en belirgin özelliği yaprak dökümleri. Görüyorsunuz asfalt görüyorsunuz asfalt demişim parke taşı normal kaldırım ve netliği görüyorsunuz arkadaşlar. Güneşteki çekimdeki netlikler bunlar. Kesinlikle güneşi arkanıza alarak çekim yapabilirsiniz. Işıklı bir stüdyoda çekim yapabilirsiniz. Işıklı stüdyoda çekim yapmadığınız zaman iyi çıkmayacaktır resimleriniz. Bu şekilde bir poster sergi açılışı yapabilirsiniz. Bakalım burada ne varmış. Burada da iki tane ağaç gövdesi var gördüğünüz gibi. İki adet ağaç gövdesi var. Peki biz bu görüntüyü çektik beğenmedik. Photoshop'ta bunu ne yapabiliriz? Buna auto fokus verebiliriz auto gördüğünüz gibi bakın auto fokus verdikten sonra şöyle daha derinleştirebiliriz mesela gördünüz mü sanki burası daha böyle karanlık arka taraf yeşillik oldu bunu şöyle ayarlayabiliriz rengini pozlamasını buna pozlama deniyordu ondan sonra filtrelere gelerek keskinleştirebiliriz sharp'ın verir yani. Ve daha güzel, daha değişik bir resim çıkar ortaya. Yani bir ham resim vardır, bir de böyle kontrast. Bazı telefonlar bunu kendisi yapıyor. Mesela bakın bu ilk hali, bu son hali. Autofocus her zaman iyidir arkadaşlar. Bakın bu ilk hali, bu son hali. Bakın görüyor musunuz, ne kadar net. Bakın ee, şey verdik. Keskinlik. Şu keskinliği alınca bulanıklık oluyor görüyor musunuz bakın. Sharp'ın verdik. Yani bilgisayar programlarıyla da daha kaliteli bir şeye getirebilirsiniz bunu. Mesela aynı şeyi burada yapalım. Autofocus. Bakın. Şarpın verdim. Şarpın ve autofokuslu büyütelim bir de şurayı. Bir de geri alalım. Bakın şu e, kameranın çektiği düz görüntü. Bir de biz keskinleştirdik. Bakın şöyle anlayabilirsiniz. Gördünüz mü? Ne oldu daha keskin oldu. Yani eğer bunu telefona yüklüyorlarsa... Atıyorum işte bu daha kaliteli çekiyor diyebilirsiniz ama bunu bilgisayarda yapmak mümkün. Hani bilgisayarda da bu şekilde daha kaliteli resimler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha net, flu'lu, flu'lu ortadan kaldırıyor. Renk doygunluğuna ulaştırıyor yani. Bakın burada da bir resim var. Şuraya flu çakmış, flu. Burayı netlemiş, yeşili netlemiş yosun tutmuş mesela. Şimdi orayı tekrar autofocus verelim. Sharp'ın verelim. Ve bir daha bakalım. Gördünüz mü? Daha net. Bu şişeden anlaşılıyor bak. Ne yaptık? Netleştirdik. Yani o grenliği ortadan biraz olsun kaldırdık. Ha buna gerek var mı? Ona siz karar verin. Mesela seçili bir alan yapıp Buraya da autofocus verebiliriz. Bakın sadece oraya autofocus verdik. Sanki bir güneş varmış gibi. Gördünüz mü aradaki fark? Veya buna çok bu resme şey verebiliriz. Keskinleştirme. Akıllı keskinleştirme diyelim. Bunu full yaparız. OK deriz. Bakalım şuna. Şu çimleri görüyor musunuz? Netliğine. Halbuki böyleydi bu. Yani buna netlik vererek sanki daha kaliteli bir fotoğraf çıkartmış olduk. Yani bunu programlar da yapıyor arkadaşlar. Onu demek istedim ama Redmi Note 9 Pro'yu 64 milyon megapiksel quad kamerasını beğendim. Hepinize iyi günler. Kolay gelsin arkadaşlar. Bu incelememiz de burada bitti.